oyuncu Seray Kaya, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye bugünlere gelirken yaşadığı zorluklardan bahsetti. Örneğin dolandırıldığını anlattı. Okul hayatının istediği gibi gitmediğini söyledi. Baba acısıyla yaşadığı zor anları da Hakan'a anlattı. Nerede olduğundan ziyade benim için önemli olan ne biliyor musun Müge? Hı. Nereden nereye geldin? Kesinlikle. Onun şimdi, hikayesi Seray'ın, var çünkü. Seray'ınki gerçek bir başarı hikayesi. İşte çekinmeden de anlatıyor. Diyor ki pasta satıyordum, tuvalet temizliyordum, kuaförde çalıştım. Yani güzellik merkezinde evet, çalıştım. Evet, kızın yapmadığı da iş kalmamış yani. Ekmek parası, diyoruz geçim ya, derdi. Hayat okulu diyoruz. Bak yakında önümüzdeki ay üniversite sınavı olacak. Ve binlerce, milyonlarca genç işte sınava girecekler. Ama nereyi, yani bizi izleyen varsa ya da anne babaları, nereyi kazanırlarsa kazansınlar, hangi iyi okula girerlerse girsinler, ama hayat mücadelesi, hayat okulu denilen bir şey var. İnsanın diplomayla birlikte oradan da mezun olması gerekiyor. İşte o okulu bitirmiş. O okulu bitirmiş. Kaç üniversiteye bedel bir şeyi başarmış. Gencecik, tazecik, tatlı bir kız İstanbul gibi zorlu bir yerde ayaklarının üzerinde durabiliyor. Üstelik başından dolandırıcılık, ölüm acısı, başarısızlık hikayeleri de geçmiş. Otursak anlatsak ne hikayeler var biliyor musun? Bizlerde de ne hikayeler bizim var. Bizim de böyle diyorsunuz bazı şeyler, oturuyorsunuz. Oturuyorsunuz oraya iki tane. Ah bunun arkasını bir bilseniz geçen yılları. Birçok kişi yanımızdan yeterler bile geçmeden kaçar gider. İşte ezbere konuşmak çok kolay oluyor bazen. Evet, Seray Kaya'dan efendim. Seray Kaya ile ilgili bir de aşk iddiası var. Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncularından Doğukan Güngör'le görüntülenmişler. Fotoğraf karesi de gelsin. Baş başa yemek yiyorlar. Doğukan Güngör'ün ismi de biliyorsunuz rol arkadaşı Sıla Türkoğlu'yla aşk dedikodularına karışmıştı. Ancak taraflar bu söylentileri her seferinde yalanlamıştı. Bu ikiliyi ben beğendim nedense. Bir evet, yakıştırdım da. Evet. Seray o kadar güzel çok bir kız. Çok duru bir kız. Çok. Ben Hakan Gence'li videolarına böyle bayağı bir baktım. Fakat kıza kusur aradım yok. Yok yok, hiç kusur yok. Bir de ses tonu çok hoşuma evet, gitti. Çok yani rahatsız etme, dinlendiriyor değil mi? Dinlendirici bir ses tonu var. Yalnız Doğukan Güngör çok sempatik, şeytan tüylü biri. Biraz hafif flörtöz gibi. Benim şeymiş. Yani kızın başına ağrıtmasın. Çok dokunmatikmiş. Ha, evet. Dokunmayı severmiş. Dediğin gibi flörtöz. Müşkül insanları dinliyor muymuş? Müşkülleri dinliyor mu onu bilmiyorum daha. İnsanların çünkü müşkülünü dinliyor mu onu bilmiyorum. İşte magazin dünyasına yeni kelimeler katıldı. Kadir Doğulu'yla birlikte müşkül. Dün Safiye Soyman'ın açıklamalarından sonra da muvaffak. Muvaffak evet, o da ilginçti. Vardı bunlar da bir kez daha gündeme girdi. Bakalım bu fotoğrafların ardından aşk haberi gelecek bir aşk mi? Haberi gelecek mi? Başka bir ünümüze geçelim. Sesiyle, tarzıyla oh son günlerde bayağı bir döktürüyor, konuşturuyor. Melek Mosso, o da çocukken yaşadığı zorlu günleri anlatmış. Bakıcıdan gördükleri şiddeti ilk kez dile getiriyor. Bu aralar ünlüler bu psikolog koltuğuna oturur gibi içlerini döküyorlar ama evet, Melek Mosso'nun anlattıkları çıkıyor. Evet, bir kez daha ekrana böyle neşe içinde bakıyorsunuz. Çünkü karşımızda bize büyük bir enerjiyle gelen Aydın var. Günaydın. Ve çok şık, çok havalı geldin. Çok teşekkür ederim. Hepinize günaydın diyorum. Günaydın. Yeni kankiniz Melek Mosso. Melek Mosso evet, aynen öyle. 20 dakikadır onu seyrediyorum. Gerçekten evet, öyle. Fakat bir şey söyleyeceğim. Kendi 10 kat daha güzel ekrandan. Yakından mı gördün? Çok güzel. Yani uçakta önümüzdeydi. Evet. Eğildim, ailecekisi çok seviyoruz dedi. O da fanfinisiyleydi. Yanında kim vardı diyecek. Aman kumru gibilerdi. Diyecektim ki aç var tok var anam birazcık durun olan ya. Var olmayan var. Ha, olan var olmayan var. Ama yakından daha güzel. Hmm. O ekrandaki hali de güzeldi. Aydın birçok kişi yakından daha hoş. İşte farklı ayağım, olan da var. Ekran. Sen de yakından çok daha iyi duruyorsun. Evet evet. Ama bunun aynen sırrını öyle alacağız. Çünkü Aydın 5 ayda tam 17 kilo vermeyi başardı. Evet. Nasıl başardığını bize şöyle bir toparla anlat. Şimdi kime anlatsam evet, inanmıyor. Hadi. Hadi oradan yalan at. Bunların yalanı yok ki. Bunlar çıkar ortaya. Zaten niye saklayayım? Mide ameliyatı dediler. Mide bolonu. Evet.
annemle yaptığım storylerde yaptırıyorum anne mide balonunu. Akrabamız yapıyor şeyi mide ameliyatında. Ha. Mide balonu için aradım. Gidecektim. Evet. Şeyimizin işte doktor akrabamız. Evet. Asistanıyla konuştum. Hı. Yemin ediyorum daha o balonu benimki yutmalı değil bayağı yerleştirip. Evet. İki günde kalacaktım. İki gün bir zorluğu varmış. Valla dinledim. Hı. Zaten öncesinin rejimi falan ben dedim başlayayım. Hı. Başlangıç o başlangıç. Evet. Onunla birlikte psikolojik destek aldım. Artık diyette değilim. Hı. Artık hayatımda hamur işi ve şeker yok. Sadece bunlarsız bir hayat sürüyorum. Hı. Peki mide balonu oldu mu olmadı mı? Olmadı. Ha, olmadı. Yaptırmadım. Yaptırmadın. Mide ameliyatı da olmadım. Olmadı. 17 kiloya geldim. Şimdi bir 7-8 kilom kaldı. Çok iyi duruyorsun. 1998 yılındaki kiloma geldi. Şu ayağı kaldırabiliyor muyuz seni? Bakabiliyor muyuz? Çünkü gerçekten nereye? Şurada şöyle bir incelme geleyim. Var. Şimdi evet. Bu televizyonda yine... Tabii 5 kilo fazla. Evet biz ama de öyleyiz. Ama durum bak, vaziyet olarak... Yok çok belirgin. Evet çok şükür. Hele çok yakından şükür. O kadar belirgin evet. Ki. Peki sizin annen Şelale ile özellikle Bodrum'daki yazlığınızın balkonunda... Kurduğunuz sofralar beni benden alıyor. Her defasında kalkıp ben de yemek yiyorum. O şeyler, reçeller, simitler, börekler, kızarmış ekmekler hepsi gitti mi? Kaldırdınız mı şimdi onları? Ya ben yemiyorum artık. Hamur işi yemiyorum. Ama hamur işi yerine yulaflı bir takım şeyler yapıp yine yiyebilirim. Reçeli hiç şeker koymadan yapıp. Yiyebilirim. Arada bal yerim. Yani öyle büyük kaidelerim yok ama kullanmıyorum yani. Eskisi gibi öyle tatlılar, matlılar yok. Atak gelmiyor mu böyle canın çekmiyor i̇şte mu? İşte ilk zamanlar onlar vardı. Evet. Artık yok. İşte önemli olan da eşiği atlayabilmek. Evet. Atlamış. Nasıl atlayabildin? Nasıl önledin mesela? Canın hamur işi, börek istiyor ve yemiyorsun. Ha yok benim öyle dertlerim... İlk zamanlarımı. İlk zamanlar. Evet, evet. Yemedim. Ya dedim bu ameliyatı yaptıracağım mı yedim ameliyat ya da burayı tutacağım. Ya da bunu tutacağım. Hadi dedim hiç eziyet çekme. Bunları başar. Hiç evden çıkmadım. Çünkü insülin direncim çok yüksekti o zaman. Şimdi o ilacı falan da kullanmıyorum. Evet. Bitti hepsi.